Bozan. Aşı orucu bozar mı? Bence bozmaz. Bence bozmaz. Yani öyle bozmaz mi dediğine göre herhalde. Abi de. Herhalde sağlık daha önemli ki. Diyanet bozmaz demedim. Abi şimdi benim aslında bugün sorumda merak ettiğim cevap şu. İftardan sonra aşı yapılamıyor mu abi? Yapılabilir. Yapılabilir. Bunu bizim doktorlarımız ya da hemşerilerimiz iftardan sonra yapılacağını bilmiyor mu? Ya da Diyanet İşleri bilmiyor mu? Biliyor. Neden işine geldiği gibi zaten açıklamıyor? Yani insanları niye sürüncemede, sürüklemede sağlık gidiyorlar? Sağlık güvencesi 24 saat hizmet etmektedir. Evet. Olabilir yani. Acilde yapılamaz mı? Yapılabilir. Tamam, yani tıkanmasın her tarafın herkes. Yoğunluk olabilir. Gece 12'den sonra tam insanlar... Kamuoyunu niye böyle oyalıyorlar acaba? Hoşlarına mı gidiyor? Konuyu başka yani yerlere mi çekiyorlar acaba? Aşı yok herhalde. He? Aşıları yok gibi geliyor. Var aşı var. Ben 49 yaşındayım. Kronik rahatsızım. Erken şey verdiler bana. Vuruldum mesela aşımı. Aile kimliklerinde vuruldum. Şu an 55 yaş grubuna düştü bir de. Ben 49 yaşındayım. Ve bir geçen hafta vuruldum. Günlük yapılan aşı sayısına bakınca da yok gibi yani. Yok, aşı sayısı randevulara göre var. Evet, tamam da günlük yani herkes gidiyor, randevu alıyor, gününde gidip vurulacak. Tabii aile hekimliğinden vuruluyorsun. Öyle mi? Tabii ben de o şekilde. Şu an 182 telefon kilitlendi diyorlar. Aşı telefonu mu? Sağlık hatları. Şimdi ne bileyim yani o konuyla ilgili bilgim yok. 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 Ama iftardan sonra olabilir değil mi? Olabilir. Sayın Diyanet İşleri Başkanı bunu açıklayabilir aslında. Yani açıklayabilir. Aşı bozar mıydı, bozmar mıydı tartışmak yerine iftardan sonra gidin onu diyebilir yani. Vücuda dinimiz icap ettiği şekilde vücuda herhangi bir giren bir madde orucu bozar. İngiltere'de Müslümanlar için, biliyorsunuz biz Müslüman ülkeyiz. Elhamdülillah. Ama İngiltere'de Müslümanlar için iftar sonrası aşı çalışması başlatıldı. Biliyorsunuz değil mi bunu? Bizim ülkede olamaz mı bu? Çok mu uzak? Daha iyisi olur bizim ülkede. Niye yapmıyorlar? Onu başımızdaki büyükler daha iyi bilir. Teşekkür ederiz abi. Sen bilmiyorsun. Sizce abi niye yapmıyorlar? Yani İngiltere yani bunu yapıyor, İngiltere'deki, Türkiye bunu yapamaz. Çok mu? İngiltere'deki Müslüman sayısıyla bu ülkedeki aynı oranda değil yani. İngiltere yapabilir. İngiltere'deki günlük aşı çalışmasıyla da bu ülkedeki aynı mı acaba? Ona da bakmak ondan lazım. Ondan neredeyse bitişe doğru geldi. Tabii canım, şimdi İngiltere'de neredeyse normal kısıtlamalar kalktı hemen hemen. Rusya bitirdi. İsrail zaten bitireli çok oldu. Ama bunların hepsi aşı sayısıyla ilgili. Aşı olduktan sonra 24 saat. Biz alamıyor muyuz acaba parasızlıktan? Ya paran olsa da alamıyorsun şimdi. Baktığın zaman Amerika çoğuna ambargo koydu, hepsini aldı diyorlar. Haddinden fazla alan ülkeler var. Şu an paran olsa da önceden bağlantıların ya da yarabı gücün yoksa onun gibi bir şey. Sahte aşılar çıkıyor baksana Avrupa'da, şurada burada. Yani şu an aşı olsa demek ki 40 yaşının üstü falan aşılanmış olması lazım bence yani. Çünkü yapabiliriz diyorlar günlük. Ama iftardan sonra olabilir aslında. Olabilir. Ya olabilir. Ay çok da şey değil. Şimdi tutmayan da var. Tamam biz Müslüman bir ülkeyiz ama oruç tutmayan da çok. Tutmasın, aşı olacağı gün kazasında yapabilir. Ya o da olabilir. Olabilir tabii, olabilir. Kazası var bu. Tabii olabilir. Tutmayanlar randevusunu önce alır. Tutanlar iftardan sonra alır. Aşı olduktan sonra onun çözümü bin tane yol var. Çözüm ne demek bu? Aşı orucu bozar mı? Aşı orucu tabii ki bozar. Bozar. Tabii ki bozar. Normal oruç, hastanedeki normal oruç. Oruçlu bir insan aşı olsun mu olmasın mı? Oruçlu bir insan kesinlikle bence aşı olmasın. Çünkü oruç aşıyı bozar. Çünkü bildiğiniz üzere dinimizde caiz değildir bu. Keza virüs olmadan önce de hastanelerde söyleniyordu zaten. Zorunlu durumlarda kazası yok mu bu işin? Yani bu... yani şimdi dinin gerçek dinde olduğunu kimse bilmez. Bazı hocalardan falan duyduğumuz şeylere bence inanmıyoruz. Herkes bildiği gibi okusun bence bu işi. Evet. Yani kim insana göre beni bozmaz diyorsa bozmasa ben bozar diye. Yani insan için bozsun ama bana kalırsa bence kesinlikle böyle. Çünkü iftar vücuda... sonra yapılamaz mı? İngiltere'de mesela Müslümanlar için iftar sonrası aşı çalışması da başlattı. Yani Müslüman, tabii. Biz Müslüman bir ülkede iftardan sonra aşı yapamayacak kadar geri bir ülke miyiz? Yani düşünün, Müslüman ülkeyiz biz. Sözde Müslüman bir ülkeyiz. Yani İngiltere Müslüman olmayan bir ülke, yani bizim insanlarımızı, Müslümanları düşündüyse bizim ülkemiz nasıl düşünüyor, ben ona hayret kalıyorum. Zaten ülkemizde hiçbir şey doğru düzgün yapılmıyor ki. Korona dönemi biz. Belçika duyuyoruz biz. Belçika virüsü bitirmiş. Artık insanlar orada maske takmıyor. Herkes aşılanmış. Yani nüfusa bakmayın siz. Yani
80 milyon nüfusu bence çok rahat ilerleyebilecek bir kapasiteye sahibiz. Aşıyla, yok oruçla, yok bilmem ne, başka gündemler mi yaratmaya çalışıyor? Ben zaten Türkiye'nin gündemi, Türkiye'de zaten gündem yaratmak kadar kolay bir şey yok. Herkes kafasına yere takılıyor zaten. Ha. Yani siyaset zaten kimse insanları düşünmüyor. Sadece siyasi bir savaşımız var bizim. Türkiye'de kesinlikle siyaset diye bir şey yok. İnsanlar, yani milletvekilleri falan, başkanlar, herkes çıkarcı bence. Herkes çıkarının vefatını düşünüyor. Bu Ramazan'ın 13. gününde. Evet. Konuşumu olmalı. Yani asıl Türkiye'nin gündemi başkayken aşı olmamalı mı veya da aşı mı olmalı? Hakikaten yani ya aşı olacaksa oruç mu olmalı? Yani aşı ve oruç mu olmalı? Aşı olmayacaksa da bence yani iftardan sonra aşı olmalı. Yani çünkü iftardan sonra da olabilir. Yani olabilir yani. Yani Müslüman bir ülkeyiz, yani İngiltere gibi bir ülke düşünüyorsa bunu, Müslüman olmayan bir ülke bunu düşünüyorsa bizim Türkiye'nin düşünmemesi çok bence... Diyanet yani, İşleri'nin başkanının hiç aklına gelmiyor mu böyle bir şey acaba? Onu kendisine sormanız gerekiyor. Ha? Tamam. Ya bu sene aşama kaybettik. Sizce? Sakız bitti, aşı başladı. Ya aşı o zaten çok saçma sapan bir soru. Bunu sormak bile aptallık. Aşı orucu bozar mı? Hani işin bozsun ki? Bozmaz mı? Sağlık söz konusu. Sağlık söz konusu. Tanrı zalim mi? Bozulduğuna inanırsak kazası da var. Kazası yok hiçbir şeyin. Orucun. Hayır, ne orucun kazası var bana göre, ne namazın kazası yok var. Yok diyorsun. Yaptın yaptın, bitti. İftardan sonra aşı çalışması yapamaz mı Sağlık Bakanlığı? Mesafeyi koruyalım mı? Sağlık Bakanlığı iftardan sonra aşı çalışması Sağlık Bakanlığı çok şey yapabilir de aşı yok ne yazık ki. Yok diyorsun. Evet. Sinovac var şu an. Herkes koştura koştura Sinovac oluyor. Hiç sağlıklı bir aşı değil yani. Bugün hastanelerde ölenler, hastalananların çoğu gene Sinovac olmuş insanlar. Aslında bu soruyu değil de iftardan sonra işte aşı yapabilir miyiz, gündüz yapabilir miyiz değil de aşıyı tartışsak daha güzel. Hangi aşıyı tartışmalı? Yani şimdi Sinovac ve BioNTech var Türkiye'de. Evet. Hoş, BioNTech'e de tartışmamız Ruslarla gerekiyor. Ruslarla ortak yapmaya mı başlayacakmışız bir tane daha? Ben Ruslarla ortak yapılacağını zannetmiyorum. Avrupa'dan şu an Ruslar aşı istiyorlar. Ruslar bize verirse ne mutluyuz. Çin aşısı, yani Çin'in bu ülkeye soktuğu o zehirli çocuk oyuncaklarından tutun da tekstile varana kadar ne varsa çakma diyorum ben. Bu aşı da çakma. Öyle mi? Basın olarak, medya olarak sizin bunları dile getirmeniz gerekiyor. Ben sormayayım. Onun için soruyor zaten. Abi, aşı orucu bozar mı? Aşı mı? Aşı orucu bozar mı? Tabii ki bozar. İftardan sonra yapılamaz mı abi? Ya iftardan sonra yapılır arkadaşım. Yani niye Diyanet İşleri Başkanı bunun kafa çalışmıyor? Bana sor, bana sormayacaksın. Kendilerine soracaksın niye bu soruyu. Niye soruyorsun? Neden onlara sormuyorsunuz? Bilmiyoruz abi. İşte biz bak, vatandaşı işte, sorabiliyoruz. Onlara mikrofon yani, gibi. Tamam. Mercedes'e yetişemiyoruz abi biz. Ya doğru, haklısın. İşte onlara sormak gerekiyor yani. Ondan dolayı sizi yayan gördük. Yani. Size soruyoruz abi. Güzel bir soru. Niye Allah aşı orucu bozar. İngiltere'de Müslümanlar için iftar sonrası aşı çalışması başlattı. Evet, çok doğru. İngiliz evet, devleti. Doğrudur. Sonuçta biz bunları ecdebi diyoruz biliyorsunuz. Evet. Gavur diyoruz. Anlıyorum onları ben sizi. Onlar yapabiliyor. Bizim Müslüman ülke olarak yapamıyor muyuz? Başaramıyor. Çok mu teknoloji istiyor? Büyük bir çalışma mı, yatırım mı istiyor acaba? Ya, İftar sonrası. Arkadaşım bak, ben de niyetliyim şimdi. Yani büyük de konuşmak istemiyorum, yalan da konuşmak istemiyorum. Orucuları da bozmak istemiyorum. Yani söylesem bir tür, söylemesem bir tür. Yani kötülemek bir yana, biz Müslüman ülkeyiz. Müslüman ülkende Müslüman gibi davranmıyoruz. Abla sana soralım. Sen de doğru söyle. Müslüman gibi davranmıyoruz. Evet. Nasıl yani, davranıyoruz abi? Nasıl mı? Sanki Müslüman olmayan ülkeler daha mı Müslüman gibi davranıyor? Ya kardeşim bak, gerçekten beni konuşturma, yoksa olmaz. İnan. Gel konuşalım bak, ben de hazırım konuşalım. Ben olmaz. Ben niyetliyim. Ben konuşmak istemiyorum ya. Çünkü olmaz. Ben ya susmaktan değil. Ben en iyisi kendime saklayayım bunları. Oruçtan sonra gel konuşalım. İftardan sonra gel konuşalım. Tamam. Ama şu an konuşamam. Ramazan'dan sonra da konuşalım abi. Bak, Ramazan'dan sonra konuşalım. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Çünkü söyleyecek çok şey var da kimse bir şey de söylemiyor. Anladım. Ya sıkıntı da burada. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Görüşsem TV. Abone ol. Dağınık düşünceler memlekette. Abla, sizce aşı orucu bozar mı? Bence aşı orucu bozmaz. Niçin bozsun ki? Şu an insanlar zaten oruç tutuyor. Ekonomi bitmiş. Aç bir insanlar. Nasıl oruç tutuyorlar? Ben ona da şaşırıyorum. Zaten dengeli vitaminini alamıyor. Ya alamıyor. Şimdi bakın, korona, covid denen bir pandemi var. Ve bütün doktorların, dünyadaki bütün doktorların, yani bunların içinde vicdansız da var ama vicdanlıların da söylediği bağışıklık sistemi, immün sistemi çok önemli. Şimdi Allah zulmeder mi kuluna? Nerede zaten, yaşıyorsunuz abla? Ben burada yaşıyorum. Zaten ekonomi bitmiş, evet. Zaten ekonomi bitmiş. İnsanlar beslenemiyorlar. Zaten beslenme bilinci de yok. Bu şekilde oruç tutuyor. Bana göre vücutlarına zarar veriyorlar. Bu İftardan da sonra yapılamaz mı Allah aşkına? Yapılabilir. Çok büyük bir İngiltere bunu yaptı biliyorsunuz. Yapar.
Türkiye'de çok zor bir şey değil. Çok büyük teknoloji, çok büyük sermaye. Hayır, teknoloji gerekmiyor. Örgütlenme gerekiyor. Örgütlenme yok. Kimsenin umurunda değil çünkü. Değil mi? Evet. Aşı orucu bozar mı? Ya. Bozmaz. Ya dışarıdan vücuda giren her şey orucu bozar. Ben öyle biliyorum. Ben bozmaz diyorum. Yani. Siz bozmaz diyorsunuz. Bozmaz yani diyor. Şeyin başındaki derse bozmaz, bozmaz. Başındaki şey. Neyin başındaki? Diyanet İşleri'nin başı var ya bir tane. He. Meşhur. O bozmaz diyorsa bozmaz. Çünkü o bir dünyayı da hazırlamışlar onlar. İngiltere'de Müslümanlar için iftar sonrası aşı çalışması başlatıldı. Olabilir. Bizim ülkemizde olamaz mı? Olur, niye olmaz? Çok büyük sermaye mi istiyor? Ne sermayesi istiyor? Çok ilerici bir devlet mi olmak istiyor? Hayır canım, şimdi saat 5'ten sonra, 7'den sonra en fazla 7. 9'a kadar aşı yapabilirler, 12'ye kadar yapabilirler. Ramazan ayının 13. günündeyiz. Evet. Bunu 20-25 günden beri insanlar tartışıyor. Sanki aşı var da sıra geldi de aşı olamadı. Aşı yok ki, ne ettin? Şimdi sıra geldi ama aşı yok. Sizce böyle suni gündemler mi yaratılıyor? Asıl konular başka mı sizce? Ya tabii ki başka. Mesela senin konum ne abi şu an? Mesela benim şimdi iki tane üniversite bitirmiş oğlum var evde. İngilizce öğretmeni özeldeydi, şu anda evde. İngilizce öğretmeni? Nerede bu? Ne, hani nerede? Nasıl bu iş? Öyle mi? Okul var mı? Özel okulları açtılar. Sizce asıl günden başka diyorsunuz ama bunlarla oyalıyor. Çok başka. Ben size bir soru sorayım. Türkiye'de en ucuz ne var? Türkiye'de en ucuz... Bunu ama şeydi. Ne var en nefes ucuz? Almak var abi. En ucuz insan var. Sen varsın, ben varım. Başka ucuz yok. Yok. Ya Allah rahmet etsin. Toprağı bol olsun. Hadi güle güle. Bitti. Hepsi bu kadar. Ha. Nasıl bilirdiniz merhumu? İyi bilirdik. İyi bilirdik. Başka? Siz ya abla. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Söylenen söylendi diyorsun. Söyledi. Daha çok söyleyeceğim şey var benim. Söyle abi. Şimdi bu ülkenin niye olacak, bu bizim vaziyetimiz nedir? Bilmiyorum abi. Vaziyetimiz gayet güzelmiş. Avrupa'da bizi kurtarmış. Bize 6 ay, ben emekliyim. 6 ayda bir maaş veriyorlar, zam veriyorlar. Bana verdiği 200 lira bir zam. 10 gün sonra yatıyor yine 1080 lira. Hadi yaşadık. 1080 lira ne olacak ya? Ona verelim o 1080 lira ihtiyacı olanlara. Bizim ihtiyacımız yok o kadar diyor. Ya ihtiyacımız var da bizim ihtiyacımız karşılamaz ki. 1080 de çözüm olmadı. 1080 lira zam veriyor ya. 1080 vermesin ama. Ya verme kardeş. İş versin der misin? Ya vermesin. Hayır, benim oğluma, iki tane oğluma atansın der misin? Tabii herhalde. 1080 istemiyoruz. Herhalde. Oğlu atansın diyor. Tabii canım. Abim, doğru mu? Evet. İki tane civan üniversite mezunu. İki tane üniversite. Evet, aynen öyle. Diğeri? O biri turizmde 3 gün izin veriyorlar, 4 gün, 2 gün işe gidiyor. 26-25 senesini vermiş turizme. Turizme. O da işsiz. O da işsiz. Evli bir de. Ben emekliyim, kira veriyorum. Yok, evlenemedi. 76 evlenemedi. Doğumdu. Yok. Ben emekliyim, kira veriyorum. 76 doğumlu evlenemedi. Evlenemedi. Nasıl evlenecek? Öbürü de 30 yaşında, o da evlenemedi. Nasıl evlenecek? Kim bakacak onu? Şu anda ben bakıyorum emekli maaşı. Evlenirse de 3 tane çocuktan aşağı yapmayın diyorlar. Aman biz nasıl bakacaksın? Ona mı düşmüş benim 3 çocuğum ya? Benim çocuk yapıp yapmayacağım, ona mı düştü? Bu memleket bu kadar ucuz mu ya? Bu insanlar bu kadar akılsız mı? Asıl günden başka ama aşıyla, çolukla, çocukla böyle oyalıyor muyuz? Hayır. Oruçla, moruçla. Ya yorulduk artık dinlemekten sesini ya. Abi sandık önüne gelecek o zaman, cevabını verirsin. Zaten hiçbir zaman... Bekliyorum diyorsun. Sandığı her zaman bekliyoruz yani. Tamam abi, teşekkür ediyoruz. Sinirini de otlattıysa kusura bakma, özür dileriz. Dolu zaten. Siz hangi şeysiniz? Abi aşı orucu bozar mı? Aşı orucu bozar mı? Aşı orucu bozar mı? Orucu ne bozacak? Niyetin kötüyse bu zaten hiçbir şey yemezsen de bozulursun. İftardan sonra yapılabilir mi aşı? Ya ne iftarı ne şeyi? Aşı ne bozulur? İngiltere'de biliyorsunuz iftardan sonra aşı çalışması başlatıldı. O tip şeyler mantıklı değil be kardeşim. Yani kalbin bozuksa oruç tutmana da gerek yok. Değil mi? Kalbin bozuksa oruç tutmana gerek yok. Niye önemli diyorsun? Efendim? Niye önemli? Ya niyet önemli. Akşama kadar gezerken kalbinde kötü şeyler gezdir. Akşam tutar uçar. Allah'ı kandırabilir misin sen? Doğru söyle. Yaşar Nuri Öztürk ne dedi? Allah'ın an, Allah'ı kandıran zihniyete karşıyız dedi. Biz dine karşı değiliz dedi. Yaşar Nuri Öztürk büyük adam biliyorsun. Diyanet şeyi. Bunlar yani toplumda cahil insanlara yönelik bir propaganda. Ne edince adam da geliyor üstümüze, bizi kandırmaya çalışıyor. Olay bu. Çok sevgili sağ kardeşim. Kolay gelsin, kolay çok gelsin. Sizce aşı orucu bozar mı? Aşı orucu bozar tabii ki. Yani vücuda giren her şey bozar. Yani bozar diyorsun. Bozar tabii ki. İngiltere'de saat iftardan sonra akşam vakti aşı çalışması başlattı devlet. Evet. Müslümanlar için. Hı hı. Türkiye'de olamaz mı böyle bir şey? Ha, Türkiye'de
İftardan sonra mı? İftardan sonra. İftardan sonra bir şey olabilir. İftardan sonra olabilir. Bence bir sıkıntı yok. Büyük teknoloji mi istiyor acaba? Büyük teknoloji, valla hocam o konuda bir şey diyemiyorum. Ya İngiltere'de yapılan, yani Türkiye'de yapılamaz. İngiltere'de yapılan, Türkiye'de de yapılabilir tabii. Yani elimizde olduktan sonra neden yapmayalım? Onun eli ecnebisi yapmış, biz yapamaz mıyız? Ya, yapamaz mıyız hocam? Ha? Yaparız tabii ki. Yaparız ya. Değil mi? Ya. Niye sizce böyle gündemi oyalıyorlar? Asıl gündem başka mı? Asıl suni gündem mi yaratıyorlar acaba? Valla olabilir yani. O devletin işi, biz karşılamıyoruz. Sonuçta biz halkız yani, sonuçta da. Yani bir şey diyemiyoruz tam olarak, fazla yorum yapabilecek şeyimiz yok. Yani asıl konuyu bilmiyoruz, öyle söyleyeyim artık. Ama çok sağ ol, görüşelim bir yana. Rica ederim. Teşekkür ederim.